Kardeşlerim, fecrin hemen sonrasında, sabahın şu vaktinde, şu mübarek anda Kur'an-ı Hakim'le seyru seferimiz devam ediyor. Kur'an-ı Hakim'e öğrenci olma sürecimiz devam ediyor. Fakat bu öğrencilik Medine'de, Ravza'da Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ı görüp bütün varlığıyla, bütün hücreleriyle ona teslim olan ashab-ı kiramın dünyasında devam ediyor. La tukaddimu beyne yedeyillahi ve rasuli. Kur'an-ı Hakim'in ehli imana, ehli İslam'a, Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın önüne geçmeyin. İnsanları Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın önüne de geçirmeyin. La terfa'u asvatekum fevka savtin nebiyyi. Ey ehli iman, ya eyyühellezine amenu. Allah'a iman ettiyseniz, ona teslim olduysanız, o halde Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın sünnetinin olduğu yerde, sahih hadisinin olduğu yerde sesinizi yükseltmeyin. Allah Resulü Aleyhisselam'ın hadisini elinizde tard etmeyin. Peygamberin önüne geçmeyin Aleyhisselatu Vesselam'ın. İnnellezîne yeğuzzûne asvâtehum inde Rasûlillah. Ashab-ı kiram efendilerimiz gibi, madem Efendimiz konuşuyor, madem Allah'ın kainatı yüzü suyu hürmetine yarattı, Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam konuşuyor, o zaman bize düşmek, emrin, başım gözüm üzerine ya Resulallah, anam babam da senin yoluna, davana feda olsun ya Resulallah. Böyle demek düşer bize. Kur'an-ı Hakim'in öğrencisi olmak, ama Buhari'yi okuyarak ona öğrenci olmak, Müslim'i okuyarak Allah Resulü Aleyhisselam'a öğrenci olmak, onun sünnetiyle, onun sünnetiyle hemhal olup onun yolunda yürüyebilmek. İşte siz onun için buradasınız. Onun için Kur'an-ı Hakim'in ayetlerini burada anlayabilmek, tefsir edebilmek, hayatınıza tatbik edebilmek, bu amaçla burada oldunuz, lebalep bu camiyi doldurdunuz. Peki Kur'an-ı Hakim onun vadisinde, onun dünyasında, hameletul Kur'ani hameletu rayetil İslam. Kur'an-ı Hakim'in hamilleri, Kur'an'ın öğrencileri, hameletu rayetil İslam, İslam'ın sancağının bayraktarlarıdır onlar. Onu taşıyacaklar. Ama mihmandarımız, ama kumandan, ama rehber Aleyhisselatu Vesselam olacak. Onsuz bir Kur'an anlaşılmaz. Efendimiz olmadan Kur'an anlaşılmaz. Onların hocaları şeytan olur o zaman. Aleyhillâne. Peki Kur'an-ı Hakim onun öğrencilerine, zamana, gündeme, hayata dair konuşur. Şimdi burada, bu kürsüde Kur'an-ı Hakim bizim dünyamıza, bizim sokağımıza, bizim çarşımıza, bizim cemiyetimize neler söylüyor? Onu anlama gayreti içerisindeyiz. Sizler de şuna aşina oldunuz ki Kur'an-ı Hakim kendi dünyasında. Artık o ayetleri okuduğunuz zaman sürati intikal var sizde. O idraki, o anlayışı kesbetmeye başladınız. Yani bu sure nerede inmiştir? Şimdi bu ayetler bize neler söylüyor? Maun suresindeyiz. Baktığınız zaman ayet-i kerimelere, onlar sizin dünyanıza iniyor ve anlıyorsunuz ki bu ayetler şurada nazil olmuştur. Yani gündeme dair konuşan Allah'ın ayetleri. Maun suresi birinci kısmına bakıyoruz. O ayetler bize diyor ki ben Mekke'de nazil oldum. Mekke'nin gündemi var ilk gelen ayetlerde. İlk üç ayeti kerimede. Sonra gelenlerde Medine var. Çünkü başta kafirlerden, onların özelliklerinden, onların hususiyetlerinden bahsediyor. Sonra gelen ayetler ise
Orada münafıklar var. Yani camiye geliyorlar, namaz kılıyorlar, Ebu Bekir'in yanında duruyorlar, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın arkasında namaz kılıyorlar. Fakat اَظَهَرُ الْا۪يمَانَ بِالْلِسَانِ Dilleriyle beraber imanı izhar ediyorlar. Kalplerinde küfür var. Kalplerinde nifak var. Allah Resulü Aleyhisselam'a, onun ashabına karşı yüreklerinde bir adavet var, husumet var. Son ayetler ise, son dört ayeti kerime bunlardan, bunların özelliklerinden bahsediyor. O halde Kur'an-ı Hakim'in bu suresine baktığınızda, yani sürekli namazda okuduğunuz o Maun suresiyle şunları tilavet etmiş oluyorsunuz. Başta kafirler var. Ya Rabbi, onlar gibi olmaktan, onların hususiyetlerinden, onların özelliklerinden sana iltica ediyorum, sana sığınıyorum Allah'ım. Sonrasında münafıklar, onların hassasiyetleri, o prototipin özellikleri var. Onlardan da sana iltica ediyorum ya Rabbi. Yani küfrü zahiriyle, batınıyla, içiyle, dışıyla bu sure bize anlatmış oluyor. Her gün belki bu sureyi okuyorsanız bu adamlar gibi olmaktan Cenab-ı Hakk'a iltica ediyorsunuz. Ona sığınıyorsunuz. Eraytellezî yükezzibu biddîn. Başta kafirlerden, sonra münafıklardan bahsediyor. Belki münafıklar, bu kadro, fi kulubihim marad, içlerinde, yüreklerinde hastalık olan bu adamlar, kafirlerden daha tehlikeli, daha büyük zararlar verdiler, daha büyük yıkımlara imza attılar. Bu münafıkların her dönemde, her zamandaki yıkımları farklı farklıdır muhterem kardeşlerim. Her dönemde ayrı bir hileyle, ayrı bir stratejiyle ehli imanın karşısına çıkarlar. Ve izâ kîle lehum lâ tufsidû fil ard. Onlara Kur'an-ı Hakim diyor ki, yeryüzünde fitne çıkarmayın, fesat çıkarmayın. Oturuyorlar Medine'de Yahudilerle, Allah Resulü Aleyhisselam'ın düşmanlarıyla konuşuyorlar. İslam'ı, Allah Resulü Aleyhisselam'ı nasıl engelleyebiliriz? Bunun planları içerisindeler. Sonra ashab-ı kiram efendilerimizden onların yanına, onların meclisine gelenlere aynı hileleri, aynı tuzakları anlatıyorlar. Kur'an-ı Hakim onlara diyor ki, لَا تُفْسِدُوا فِي الْاَرْضِ Yeryüzünde fesat çıkarmayın, bozgunculuk yapmayın. قَالُوا اِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ Hayır diyorlar, biz ıslah ediyoruz, biz yeryüzünü inşa ediyoruz, biz yeryüzüne yeni bir hayat getiriyoruz, yeni bir düşünce tarzı getiriyoruz. Neden bizden korkuyorsunuz? Bir asır önce, geçen asırda bu münafık hareketinin en büyük taarruzu Kur'an-ı Hakim'e karşı, en büyük saldırısı evvela mezheplerle başladılar. Dediler ki mezhep diye bir şey yok. Mısır'da başladılar, Hindistan'da başladılar. Büyük bir mezhepsizlik taarruzuyla Kur'an'a, İslam'a hücum ettiler, imana saldırdılar. Mısır uleması diyor ki, eyvah, şimdi imanı, İslam'ı kaybediyoruz. Nasıl kaybediyorlar? Bunların en etkili adamları var. Onların başında Afgani'nin talebesi Abduh gelir. Sünnet ve mezhep düşmanı olan bu adam. Hocasına mektup yazıyor, hocasına. Hocasına yazdığı bu mektupları Afgani'yi İran'da yakaladıkları zaman yanından hiç ayrılmadığı bir çantası var. Osmanlı askerleri alıyorlar Sultan Abdülhamid Han Hazretleri'nin emriyle. Tarassud ediyorlar, bir karakola götürüyorlar. Sonra bu karakoldaki evrakları buluyorlar. O zaman Osmanlı'ya bağlı karakolda deftere işliyorlar. Neler var bu çantanın içinde? Afgani'nin el çantasında. Onları buluyorlar, kütüphaneye koyuyorlar. Sonra bunları birisi doktora çalışması yapıyor, onda kullanıyor. Her bir mektubun içinde sureti var, belgesi var yani. Menhecul medrasetil akliyetil hadise fit tefsir. Yani tefsirdeki yenilikçi o hareketin, medresenin
efendim yönteminden bahsediyor. Doktora çalışması. İçinde her bir mektup belgesi var. Gösterebilirim. Teker teker Allah'ın inayetiyle. Şimdi bu Abduh denen adam mezheplerin, sünnetin düşmanı olan bir adam. Ve idâ kîle lehum lâ tufsidû fil ard. Yahu bu milletin mezhebiyle, Ebu Hanife ile, İmam-ı Malik ile uğraşmayın. Bu millet ilmihali bilmiyor. Nasıl Kur'an'dan, nasıl sünnetten hüküm çıkaracak? Yapmayın bu milletin diniyle uğraşmayın. Dendiği zaman diyorlar ki sahih hadis yok ki kardeşim. Biz bu milletin dinini, imanını kurtarıyoruz, ıslah ediyoruz diyorlar. Abduh yazdığı mektubunda hocasına diyor ki, hocam ben şimdi tam da senin yolundayım. Tam da senin izinde yürüyorum. Hani sen diyordun ya, la takda ra'seddin illa bi seyfiddin. İslam'ın başını İslam'ın kılıcıyla keseceksin. Şimdi bu dinin kafasını dinin kılıcıyla kesiyorum. Alıyorum bu milletin karşısına çıkıyorum. Diyorum ki ey millet, siz ne diyorsunuz? E işte şu hadislerin hepsi yalan. Bunların tamamı uydurma. Ebu Hanife dediğiniz adam haşa bu yalan uydurma hadislere dayanarak hükümlerini, içtihatlarını yaptı. Neden bu içtihatlara inanıyorsunuz? İnanmayın bunlara. Dinin kafasını dinin kılıcıyla kesiyorum. Tam da senin söylediklerini yapıyorum. Hepsinin belgesi var. O doktora çalışmasında o mektupları, el yazmaları hepsini bulmuşlar, basmışlar. Peki ne yaptı bunlar? Mezheplere saldırdılar. Bununla alakalı kitaplar bastılar. Hatip Bağdadi diye bir Şafiiül mezhep alim var. Büyük bir muhaddistir. Usulü hadisle alakalı her alanda bu adamın kitabı var, bu alimin. Ama aynı zamanda taassup Ebu Hanife'ye karşı onun aklını, idrakini kör etmiş. Bir Ebu Hanife düşmanı haline gelmiş. Bu adamın yazdığı büyük bir kitap var. Tarih-u Medine-tisselam diye. Bendeki, bizim kütüphanedeki baskısı 18 cilt. Farklı ciltleri de var. Daha büyük hacimli çalışmışlar. Tahkik, tahriciyle daha genişletmişler. Farklı baskıları var yani. Bu kitabı Mısır'da basıyorlar. 11. cilde geliyorlar. 11. ciltte Bağdat'ı orada yaşayan alimleri anlatıyor. Ebu Hanife'ye geliyor. Yayıncının haberi yok. Ebu Hanife ile onun hayatının da içinde olduğu cildi basıyorlar. Mısır'da kıyamet kopuyor. Çünkü İslam dünyasının 2/3 Ebu Hanife'nin rahmetullahi aleyh içtihatlarıyla amel ediyor. Kitabın Ebu Hanife ile alakalı bölümünün ilk 80 sayfasında rivayetler var. Haddetena fulan an fulan, bize falan o falandan o filandan rivayet etti. Sonra Ebu Hanife'den bahsediyor. Ebu Hanife ile alakalı görüşler var, içtihatlar var. Son 80 sayfaya geliyor ki Ebu Hanife münafıktır. Ebu Hanife fasıktır haşa. Ebu Hanife hadis bilmez. Ebu Hanife bir müptedi, talebe kadar peygamberin sözlerinden haberi yok. Kitap basılınca Mısır'da öğrencilerin, talebelerin ellerinde dolaşıyor. Bir tarafta selefi rüzgar var, İngiliz işgali var. İnsanlar Ebu Hanife'den uzaklaşıyorlar. Hocalar duruyorlar ama ilimleri, irfanları yetmiyor bu Ebu Hanife düşmanlarına karşı. Çünkü kitabın içinde Ebu Hanife'ye karşı olan her bir ifadenin senedi var yani. Söylemiş adam. Her bir senette isim var, ravi var. Taik sahibine kadar gidiyor. Aradan kısa bir zaman geçiyor. Bu defa Hindistan'da, orası da İngiliz işgali altında. Orada da başka bir Ebu Hanife düşmanı var. İbni Ebi Şeybe, onun da musannefini basıyorlar. O da musannefinde diyor ki Ebu Hanife hadis bilmez. İşte şu hadislere muhalefet etmiştir. Mısır uleması diyor ki eyvah, mezhepleri kaybediyoruz. Peki diyeceksiniz ki hocam, Ebu Hanife, İmam Malik, yani bunlar mezhep sahibi. Allah Resulü zamanında mezhep mi vardı? Yani mezhep gidince neden İslam gitti diyorsunuz? Kardeşlerim, Buhari, Müslim hadis dolu.
Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ashab-ı kiramı gönderiyor. Muaz bin Cebel'i Yemen'e gönderiyor. Gönderirken diyor ki Muaz, sen neyle amel edeceksin? Kur'an-ı Hakim'le ya Resulallah. Peki Kur'an'da bulamayınca neyle amel edeceksin? Senin sünnetinle ya Resulallah. Peki sünnette bulamayınca neyle amel edeceksin? O zaman içtihat ederim ya Resulallah. Peki Muaz bin Cebel içtihat edecek. Peki o içtihat edince onun içtihadını kim alacak? Yemen'de yeni Müslümanlar. Peki Yemen'de yeni Müslüman olanlar Muaz bin Cebel içtihat edince onun hadisini ne yap, onun fetvasını ne yapacaklar? Onu taklit edecekler yani, değil mi? Muaz bin Cebel'in içtihadıyla amel edecekler. Amel edecekler. Peki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyorlar? Muaz bin Cebel'e memnuniyetini bildiriyorlar. Yani buyuruyorlar ki bu hadisiyle, ey ümmetim, siz beni göremediniz, bana soramadınız. Sorularınızın cevabı sünnetimin içinde de açık yok. Ümmetimin içinde a'lemukum bil halali vel haram, helal ve haramı en iyi bilen Muaz bin Cebel'i gönderiyorum size. Bunun içtihatlarıyla amel edin, yani bunu taklit edin. Hayatının sonuna doğru gönderiyor. Hatta gönderirken diyor ki radıyallahu anh efendimize, Muaz sen gidiyorsun ama dönünce, gelince Medine'ye beni göremeyeceksin Medine'de. Efendimiz Aleyhisselam Muaz bin Cebel'i uğurluyorlar. Muaz bin Cebel radıyallahu anh efendimiz Medine'ye dönüyorlar ki Allah Resulü ahirete gitmiş. Efendimiz ahirete gidince diyor ki ben burada yaşayamam. Her sokak, her köşede, her köşe başında Efendimiz Aleyhisselatu vesselam'la bir hatıramız var, bir anımız var. Kalkıyor Şuun-u Şimaliye'ye geliyor. Şimdi Ürdün'ün Filistin'le sınır olan o bölgesine geliyor. Oraya yerleşiyor. Hazreti Ömer Efendimiz devlet başkanı, büyük bir taun hastalığı zuhur ediyor, veba hastalığı. Herkesi sarıp sarmalıyor. Muaz bin Cebel de orada vali, Şuun-u Şimaliye'de. Onu da elinden yakalıyor hastalık. İnsanlar korkuyorlar tedavi için, öteye beriye gidiyorlar ama çaresi yok. O da minbere çıkıyor, elini kaldırıyor, diyor ki siz bu hastalıktan korkuyorsunuz ama ben bununla seviniyorum. Hani Arap'ın en kıymetli malı o kızıl develerdir. İşte bu el, bu eldeki hastalık bana o kızıl develerden daha sevgili geliyor. Çünkü bu el Yemen'e giderken beni uğurlayan, beni gönderirken Muaz gidiyorsun ama geldiğin zaman beni bulamayacak, kabrimi selamlayacaksın diyen Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'a götürecek beni bu el. Onun için bu hastalığı seviyorum diyen Muaz bin Cebel radıyallahu anh efendimiz ve onun gibi müştehi sahabileri gönderiyorlar ve bunların içtihatlarıyla avam amel ediyor. Yani içtihat var, taklit var. Kur'an-ı Hakim de böyle buyuruyor. Fes'elû ehle'z-zikri in kuntum la ta'lemûn. Bilmiyorsanız ulemaya, ehli zikre soracaksınız. İmkanı yok. O kadar hadisi bulacaksınız. Senedine bakacaksınız. Sahih midir, hasen midir, zayıf mıdır? Metruk mudur, münker midir? Mudal midir? Bunları bilme imkanınız yok. Eğer bununla meşgul olsanız o zaman hayatınız felç olur. Kendi işinizle meşgul olamazsınız. Öğretmen öğretmenliğiyle, mühendis hendeseyle, öteki tababetle, doktorlukla, öteki fırıncılıkla meşgul olmaz. Olamaz yani, hayat durur. Ebu Hanifeler, İmam Malikler, yüz binlerce hadis arasından kendilerini ümmet-i İslam'a feda ettiler. O ahkamı çıkardılar. İşte bunlar dediler, bunlarla amel edin. Peki kardeşlerim, bu kitapları basıyorlar şimdi Mısır'da, Hindistan'da basıyorlar. Ulema-i İslam her bir ifadenin senedi var, cevap vermiyor, veriyorlarsa da talep ediyor ki hocam burada senet var. Mısırlılar diyor ki tam ehli sünnet İslam çöküyordu ki bir de baktık İstanbul'dan iki tane donanma geliyor. İstanbul'da yasaklanan iki tane büyük alim geliyor, Osmanlı evladı geliyor. Muhammed Zahid Kevseri Hazretleri geliyor. Bu topraklar onun adını bilmez.
ama mağribe gidiyorum, ben Osmanlı'nın evladıyım deyince Muhammed Zahidül Kevseri diyorlar, ona rahmet okuyorlar. Endonezya'ya gidiyorsunuz, Muhammed Zahidül Kevseri diyorlar, Osmanlı'ya, Devlet-i Aliye'ye dua ediyorlar. Ali Yakup Cenkçiler hocamız vardı rahmetullahi aleyh, kendisi boşnak. Hocalarımız anlatırlardı. Haseki'de hocaydı kendisi. Her namazdan sonra Osmanlı'ya dua eder. Bir gün hocalarımız sormuşlar. Dediler ki, hocam her namazdan sonra bazen annenizi babanızı unutuyorsunuz ama her namazda Osmanlı'ya, Sultan Fatih'e, Abdülhamid Han Hazretlerine dua ediyorsunuz, neden? Evladım demiş, eğer onlar olmasaydı, eğer onlar Bosna'ya gelmeselerdi, belki şimdi ben bir kilisede papaz olarak yaşayacaktım. Onlar geldiler, dedemi kurtardılar, beni kurtardılar. Bize imanı, Kur'an'ı, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı anlattılar. Ebu Hanife'yi anlattılar. İslam'ın doğrusunu, esasını anlattılar. Osmanlı çökerken bile alemi İslam'ı kurtarıyor. Elhamdülillah. İmam Zahid Kevseri Hazretleri önce Şam'a gidiyor, Şam'da aç kalıyor. Kimse tanımıyor, bilmiyor. İngilizlerin, Fransızların etkisiyle bir İslam düşmanlığı da var. Mektebetü Zahiriye var. Şimdi vuruyorlar orayı, Esed'in askerleri, o zalimler. O kütüphaneyi gittim, ziyaret ettim. Burada o olan da var. İmam Kevseri o kütüphanede 3 gün kaldım. Açlıktan ağaçların yapraklarını yedim diyor. Kimsenin haberi yok. Hani Mustafa Sabri Efendi vefat edince Osmanlı'nın son Şeyhülislam'ı, ikisi birlikte gidiyorlar işte. Yani İstanbul'dan ayrılıp Mısır'a gidiyorlar. Orada daha sonra yerleşiyorlar. Vefat edince evinde bir kağıt buluyorlar. Kağıdın üzerinde şu ibareler var. Ümmet, ümmeti İslam açlık grevine giren Gandhi için ağlıyor. Gandhi'nin ekmeği var ama yemiyor. Bilmiyorlar ki onların Şeyhülislam'ı Mısır'da, kimseden uzakta. Kimsenin haberi yok. Evinde ekmek bulamadığından açlıktan Rabbine, Allah'ına gidiyor. Ümmet Gandhi'ye ağlıyor ama Şeyhülislam'dan haberi yok. Onlar izzetlerini, imanlarını korudular. Kimseye gidip ellerini, avuçlarını açmadılar. Öyle yaşadılar. Kabri orada, ikisinin de. Ziyaret ettim İmam Zahid Kevseri Hazretlerini. Mısır uleması bunlar geldiler. İmam Zahid Kevseri Hazretleri oturdular. Hatip Bağdadi'nin bu kitabına karşı Te'nibul Hatibi yazdılar. Hatip Bağdadi'ye reddiye. O Ebu Hanife ile alakalı o fasıktır, haşa. O münafıktır diye kullandığı ifadeler var. Teker teker o ifadelerde, metinlerde geçen ravileri buluyor Cerh ve Tadil kitaplarında. Onların kezzap, onların yalancı olduğunu yine kitaplardan tespit ediyor. Belki bu asrın en önemli kitabını yazıyor ki Hanefi mezhebine karşı olan o saldırının önüne geçiyor. Sonra oturuyor İbni Ebi Şeybe'ye karşı En-Nuketut Tarife'yi yazıyor. Bunlar alim ulema kitabı. O mezheplere olan tasalludun önüne geçiyor, saldırının önüne geçiyor elhamdülillah. Sonra mezhepleri yıkamayınca bu defa nereye geçiyorlar? Sünnete saldırıyorlar. Diyorlar ki Kur'an Müslümanlığı var. Efendim diyorlar, sahih hadis yok. Şimdi adam geliyor, 15 tane Kur'an sahih hadis var diye konferans veriyor. Bak ben burada söylüyorum. Vallahi bu adam, bunu söyleyen adam tefsir yazmış olsa da 150 tane hadis bilmez. Onunla münazaram var, bilmez. Ama size şunun müjdesini vereyim. Mutezile bunlardan daha kuvvetliydi. İktidar olmuşlar, Abbasi devletine sahip olmuşlar. İmam Malik Hazretlerine zulmettiler, vura vura omuzlarını çıkardılar. Ahmet bin Hanbel'i evine hapsettiler. Ebu Hanife'yi zindana koydular, kırbaçla vura vura secdede canını aldılar. İmam-ı Şafii'yi zincire vurdular. Ama Ehl-i Sünnet Mutezile'yi imha etti, yok oldu gitti, artık Mutezile diye bir şey yok. Nasıl yaptı? Münazara meydanlarında. Ulema meydanlara çıktı, varlıklarını feda ettiler. Ve bu mezhebi ortadan kaldırdılar.
Yeniden münazara meydanları kurulacak Allah'ın izniyle. Yeniden meclisler kurulacak. Onlar davet edilecek. İşte buradan davet ediyorum. 15 tane sahih hadis var diyen adamı davet ediyorum. İstediği yer, istediği zaman, istediği adamları alsın gelsin. Allah'a yemin ediyorum ki 150 tane hadisi bunlar senediyle okuyamazlar. O kadar cahildirler. Bilmez. Tanıyorum. Kimisinin ol ders anlattığı yerde öğrencilik yaptım. Onlarla münazaralarım var. Bilmez. Şimdi çıkıyor. Allah Resulüne, ashab-ı kiram efendimize iftira ediyor. Diyor ki 15 tane sahih hadis var. Bu ne demek kardeşlerim? Şu demek. Ey Müslümanlar, Hazreti Peygamber'e, onun sözlerine aleyhisselama itibar etmeyin. Bana gelin, bana itibar edin. Çünkü onun, ona var dediğiniz hadisleri uydurma işte. Eğer bu hadisler uydurma olunca ne yapacaksınız? Fıkıh kitaplarınız var sizin, ciltler dolusu, Saraksiler, Fethül Kadirler, Mecmular Şafii mezhebinde, Muğniler. Onlardaki o fetvalar nereye dayanıyor? O hadislere dayanıyor. O hadislerden bu müştehitler o ahkamı çıkarmışlar, istinbat etmişler. Eğer bu hadisler uydurmaysa bu fıkıh kitaplarının tamamı şüphelidir, hepsini çöpe atacaksınız. Fıkıh diye bir şey yok. Tefsirler, o tefsirleri yaparken bu hadislere itimat etmişler. Onları kaldıracaksınız, bunları çöpe atacaksınız. Böyle bir şey yok diyeceksiniz. Çünkü uydurma olunca kapı buraya gidiyor yani. Kardeşlerim, soruyorum size. Ashab-ı kiram efendilerimiz radıyallahu anhum, Allah Resulü aleyhisselamı dinleyince birbirlerini anlatıyorlar hallerini, diyorlar ki keennemâ alâ ruûsihim attayr, sanki başlarında kuş var. Allah Resulü'nü öyle dinliyorlar, kuş var. Nasıl? Devenin başına kuş konar, başındaki bitleri toplar, deve rahatlar. Kuş ürküp kaçmasın diye deve hiç kımıldamaz. Aman ha, başımdaki bütün bu bitleri toplayıversin diye o halde bekler. Şimdi ashab-ı kiram efendilerimiz Allah Resulü'nü dinlerken dikkatlerini, tembihlerini, oluşlarını, duruşlarını, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a yönelişlerini bu ifadelerle anlatıyorlar. Hem onu böyle dinlesinler, 100 bin sahabe Efendimiz'den sonraya 15 tane hadis aktarsın. Olur mu böyle bir şey? Şimdi bu konuşmayı bölseniz, parçalasanız, burada öğrenci kardeşlerim var. Ve bunu sözlere ayırsa içinden belki 150 tane söz çıkar. Biz sıradan bir adamız yani. Olsak da olmasak da varlığımız hiçbir şeyi değiştirmez. Ama o Allah'ın kainatı yüzü suyu hürmetine yarattığı Peygamber aleyhissalatu vesselam, sahabe onu böyle dinlesin, sonra ondan 15 tane hadis rivayet etsin. Olur mu? Siz inanıyor musunuz böyle bir ifadeye? Bundan daha büyük buhtan olabilir mi? Bundan daha büyük iftira olabilir mi aleyhissalatu vesselama? Peki bu hadisleri İmam Buhariler, İmam Müslimler atın sırtında dolaşmışlar, şehir şehir gitmişler, almışlar, o hadis mecmualarını oluşturmuşlar. Peki o hadis mecmualarını oluşturmuşlar da nasıl yapmışlar? Her bir metnin senedi var. Metin Efendimiz'e ait söz ya da sahabiye. O sözden daha büyük senetler var. Belki söz bir satır, senet 5 satır. Ne var o senette, isnatta? Haddesena fulanun an fulan, bize falan o filan o filan rivayet etti. O da Allah Resulü aleyhisselamdan bunu aldılar. O falanca filancadan o hadisi almış mıdır? Öteki ravinin doğumu ne zaman? Berikinin vefatı ne zaman? Onları teker teker araştırmışlar. Bununla alakalı kitaplar yapmışlar. Ciltler dolu. İlmi rical diyoruz buna. Spinger adında bir oryantalist var. Bu adam Müslüman değil. İbni Hacer'in sahabe ile alakalı bir kitabı var. El İsabe fi Temyiz-i Sahabe diye. Bu adam İbni Hacer'in bu kitabını basıyor. El İsabe fi Temyiz-i Sahabe.
Başında Spinger'in İngilizce yazdığı bir mukaddime var. Diyor ki, şu Müslüman alimlere hayran oluyorum, hayret ediyorum. Tarih ilminin henüz çok iptidai olduğu bir zamanda onlar tam 500 bin insanın hayatını kayda geçmişler. 500 bin insan. Kim bunlar? Allah Resulü'nden hadis rivayet edenler. O senetlerde yer alanlar. 500 bin kişinin hayatı var, kayda geçmiş bunlar. Neden? E peki hocam diyeceksiniz. İnsanların hayatını böyle yazabilir misiniz? Kur'an'a göre yazamazsınız. وَلَا تَجَسَّسُوا diyor Kur'an-ı Hakim. İnsanların özel hayatına girmeyin, onların dünyalarını deşifre etmeyin, haram. Fakat birisi Allah Resulü Aleyhisselam'ın hadisi şerifini rivayet ediyorsa, o senette onun adı varsa onun özel dünyasına girmişler, hayatını bütün ayrıntısıyla kitaplara koymuşlar, acaba bu adam yalancı mıdır? Eğer yalancıysa o hadisi almamışlar, reddetmişler. Ya da ilmi rical alimlerine bırakmışlar, işte siz bu adamın rivayet ettiği, bu adamın da senedinde yer aldığı hadisin hükmünü siz verin demişler, onlara havale etmişler. Abdullah bin Mübarek var, Ebu Hanife'nin büyük talebelerinden. Diyor ki, innel isnade mineddin ve levlel isnadu lekale men şa'e ma şa'e. Eğer bu isnat olmasaydı o zaman insanlar çıkar istediği gibi konuşurlardı. Ama şimdi biz onlara senedi soruyoruz. Diyoruz ki sen bu hadisi rivayet ediyorsan hocan kim? O hocanın hocası kim? Eğer Allah Resulüne kadar gidemiyorsa o hadisi alıyoruz, duvara vuruyoruz yani. İsnat ilmini koymuşlar, bununla hadisi kriter etmişler. Şimdi bu Kur'an Müslümanları çıktılar, diyorlar ki efendim biz Kur'an'a göre işte ayet okuyoruz. Alıyorlar oradan bir ayet, buradan bir ayet çeviriyorlar. İşte Kur'an diyorlar, Kur'an'a göre yaşayın. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki yuşikur raculu muttekien ala eriketihi. Yakında göreceksiniz, adamlar payelerini, akademik kariyerlerini alacaklar, koltuklarına oturacaklar. Ben demiyorum, İbn-i Mace rivayet ediyor, sahih bir hadis. Oturacaklar koltuklarına. Onlar diyecekler ki 15 tane sahih hadis var. Geçen hafta geldi adam, konferans verdi, konuştu. Konuşmuş yani. 15 tane hadis var sahih. Benim hadislerim okunduğu zaman feyuhaddesu bihadisin min hadisi feyekulu beynena ve beynekum kitabullahi azze ve cel. Diyecekler ki Kur'an bize yeter, sizinle bizim aramızda Allah'ın kitabı var. Fema vecedina fihi min halalin istahlallahu. Kur'an'da neyi helal bulursak onu helal kabul ederiz. Vema vecedina fihi min haramin faharramnahu. Kur'an'da ne haram, onu haram olarak ilan ederiz. Başka bir şey tanımayız diyorlar. Reddediyorlar bütün hadisleri. Kimisi açıkça reddediyor, kimi diyor ki sahih hadis yok ki 15 tane var. Kimisi de böyle reddediyor. Allah Resulü ikaz ediyor, buyuruyor, tembih ediyor. Ela innema harrama Rasulullahi mislüma harramallah. Allah Resulü'nün haram kıldığı Allah'ın haram kıldığı gibidir. Ben demiyorum. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyorlar. O halde ve izâ kîle lehum la tufsidû fil ard. قَالُوا اِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ. Onlara deniyor ki ya yapmayın, ifsad etmeyin, biz sizi biliyoruz, o zor zamanlar vardı, bu milletin çocuklarını başörtü takıyor diye okula almadılar, fakültelerde mescitleri kabattılar, oraları depolar haline getirdiler. Madem sizin bu kadar yüreğiniz var, bu kadar cesaretiniz var, Ebu Hanife'ye meydan okuyorsun, Buhari'ye meydan okuyorsun, Müslüm'e meydan okuyorsun, 15 yıl önce çıkıp o küfür yobazlarına karşı başörtüsü Allah'ın emridir, Kur'an'ın emridir, bu mescitleri kapatamazsınız, bunları kapatanlar zalimlerdir deyip neden meydan okuyamadın, neredeydin o zaman? Ebu Hanife'yi savunmasız buldun, İmam Buhari'yi savunmasız buldun, Müslim'i savunmasız buldun, meydan okuyorsun, öyle zannediyorsun değil mi? İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lahafizun.
bu Mürciesi, Cebriyesi, Kaderiyesi vesairesi ne adamlar geldi. Bunlar o kadar basit ki 15 tanesini üst üste koysanız vallahi hiçbiri Mutezile'nin adamlarının çeyreği yapmazlar, o kadar basit. Ehli sünnet nasıl onları yuttu, bunları da yutar. İstedikleri yerde, istedikleri adamla, istedikleri kitaplarla gelsinler Allah'ın inayetiyle. Bir münazarada 10 dakikadan fazla duramazlar. Çünkü bir tane hadis, 10 tane, 20 tane hadis bilmez bunlar. Böyleler. Peki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında da bu ifsat kadrosu var. Her dönemde, her zamanda ayrı farklı stratejilerle ümmetin karşısına çıkıyorlar. Bir tarafta bu sure bize kafir güruhundan, diğer cephede ise münafık taifesinden bahsediyor. Şimdi surenin dünyasına girelim. Eraytellezî yükezzibu biddîn. Diyor ki Kur'an-ı Hakim, Eraytellezî yükezzibu biddîn. Dini yalanlayan o adamı gördün mü? Gördün mü eraytellezî? Yani burada bir Efendimiz'e hitap var ama taaccüp var yani. Hayret var. Allah'ın dinini yalanlayan o adamı gördün mü? Eraytellezî yükezzibu biddîn. Yalanlıyor Allah'ın dinini. Peki, yani erayte fulânen mâdâ irtekebe. Ya falanı gördün mü? Neye irtikab etti? Hani adamın birisi böyle itibarı var, halk ona meylediyor, saygınlığı var. Ama öyle bir hareket yaptı ki bu adam, o kadar amiyane bir ameliyesi oldu ki bu adamın, siz onu söylemekten bile haya ediyorsunuz. Yani orada bir hayret haliniz var, şaşkınlığınız var. Kur'an-ı Hakim de bizi böyle bir dünyaya davet ediyor. اَرَائِتَلَّذ۪ي يُكَذِّبُ بِالد۪ينَ Din demek mutlak manada kullanıldığı zaman اِنَّ الد۪ينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ Ondan İslam anlaşılır. Peki burada başka diğer bir anlam ise اَرَائِتَلَّذ۪ي يُكَذِّبُ بِالد۪ينَ Bundan neyi anlıyoruz biz? Ceza gününü, ahiret gününü anlıyoruz. Orayı inkar eden adam. Gördün mü onu? Peki sanki görür gibi olun diyor şimdi Kur'an-ı Kerim. Bak ben sana anlatayım. Ahireti iman eden adamın dünyasından iki tane örnek vereyim sana. Ne yapar bu adam? İki tane örneğe bak. Sonra ahireti inkar eden adamın hususiyetlerini, kafa kağıdını sen bu iki örnekten çıkar. Oradan ötesini sen örgüleştir. فَذَٰلِكَ الَّذ۪ي يَدُعُ الْيَت۪يمِ Yetimi atar, yetimi iter, yetimi kovar. Onun dünyasında yetim mefhumu yoktur. Dünyaya bombalar yağdırır. Ayrılırken on binlerce yetim bırakır geride. فَذَٰلِكَ الَّذ۪ي يَدُعُ الْيَت۪يمِ Kur'an-ı Hakim geldiği zaman onun dünyasına gidiyoruz. Şimdi nasıl bir yetim kavramı, nasıl bir yetim mefhumu var? Birisi vefat ediyor, geride 3 tane 4 tane çocuğu var, bunları bırakmış. Yakın akrabası kimler var, kardeşi varsa kardeşi, yoksa amcasının çocukları ya da amcası geliyor, onun malını alıyor, çocuklarına o maldan bir şeyler vermiyor, ortada bırakıyor onları. Medine'de, Mekke'de bu adet devam ediyor. Yani yetim yavruları, babaları vefat edince ortalıkta bırakıyorlar, kadını bırakıyorlar. Bütün eve, hana, hanumana el koyuyorlar. Evs de vefat ediyor. Hanımı 3 tane kızıyla ortada kalmış, dul bir kadın. Efendimiz Aleyhisselam'a geliyor, buyuruyor ki, ya Resulallah, Evs'in amcasının oğlu geldi, dedi ki, sen bir kadınsın. Bu kız çocukları, bunlar savaşamazlar, ata binemezler. Dolayısıyla bu topluma bunların bir artı değeri yok. O zaman bu malın tamamını biz alıyoruz dediler, aldılar. Biz ortada kaldık ya Resulallah. İman, İslam, Kur'an buna müdahil olmayacak mı? Benim ellerimden iman tutmayacak mı? İslam bize yol göstermeyecek mi ya Resulallah?
Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bekle buyuruyor o kadına. Nisa suresinin ayetleri geliyor. لِلْرِجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُونَ وَلِلْنِسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُونَ Erkeklerin mirastan nasıl payı var, o kadının da var. O kız çocuklarının da var. Babalarının mirasından onlar da pay alacaklar. Kur'an bunun detayını veriyor. Yetim yavrulara birinci hamlede Allah'ın ayetleri sahip çıkıyor. Sonra فَذَٰلِكَ الَّذ۪ي يَدُعُ الْيَت۪يمِ Yetimleri itiyorlar, tard ediyorlar. Çocuk kapıya geliyor. Akrabası yok. Babasından mal da kalmamış. Kapıya gidiyor. Ekmek diyor, o kapı kovuyor. Öteki kapıya gidiyor, o kapı kovuyor. Beriki kapıya gidiyor, orası da kovuyor. فَذَٰلِكَ الَّذ۪ي يَدُعُ الْيَت۪يمِ Eğer yetimler o mahallelerde kovuluyorsa, eğer yetimlerin başları okşanmıyorsa, اَرَأَيْتَ الَّذ۪ي يُكَذِّبُ بِالد۪ينِ İşte o toplum Allah'ın ayetlerini inkar ediyor demektir. Kafir toplumun özelliklerinden bahsediyor. Ya da yetim yavruları alıyorlar evlerine akraba. Ama onları köle gibi kullanıyorlar, köle gibi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Ebu Talib'in hanımı Fatıma vefat ettiği zaman ağlıyorlar. Gözlerinden yaş geliyor, sadece o kadar yani. Dillerinde tam bir teslimiyet hali var. Soruyorlar, diyorlar ki ya Resulallah neden böyle ağlıyorsunuz? Buyuruyorlar ki bu kadın... Ben babamı kaybettim, görmedim. Annemi kaybettim 6 yaşında. Sonra dedeme, sonra amcama sığındım, onun evine gittim. Bana o kadar ilgi alaka gösterdi ki, önce benim saçlarımı tarar, sonra kendi çocuklarının saçlarını tarar. Önce beni sofraya oturtur, evde az ekmek var, bir kişiye yetecekse önce beni doyurur, sonra kendi çocuklarını doyurur. Yani böyle yetime bakanlar var ama kapılardan onları tard edenler var. Gözü yaşlı bir halde onları itenler var. Evlerine aldıkları zaman onları köle gibi kullananlar var. فَذَٰلِكَ الَّذ۪ي يَدُعُ الْيَت۪يمِ Bu surenin, bu ayetlerinin inişiyle alakalı farklı rivayetler var. Mughire'den bahsediyorlar, Ebu Sufyan'dan, Ebu Cehil'den bahsediyorlar. Bunların sayılarının çok olmasından biz şunu anlıyoruz. Demek ki Mekke toplumunda ağlayan onlarca, yüzlerce, hakkı hukuku ihlal edilen binlerce yetim yavru var. Yani bu kadar isim zikrediliyorsa. İmam Fahri Razi rivayet ediyor. Mekke'de bir tane yetim çocuk var. Babası vefat ediyor. Malını Ebu Cehil almış. Ona vesayeti var Ebu Cehil'in. Çocuk gidiyor Ebu Cehil'e diyor ki ben babamdan kalan malı istiyorum. Babamın malını bana verir misin? Ebu Cehil hakaret ediyor, tard ediyor, kovuyor, gönderiyor o yavruyu. O yavru da ağlayarak gidiyor. Giderken Mekkeli müşrikler onu görüyorlar. Diyorlar ki sen neden ağlıyorsun? Orada bir peygamber var. Muhammed var, ona git aleyhissalatu vesselama, o senin hakkını hukukunu korur. Bunu alayvari söylüyorlar. Yani Efendimiz o yetimle Ebu Cehil'e gitsin, onun hakkını hukukunu istesin, Ebu Cehil de ona hakaret etsin, bunlar da onunla eğlensinler, bunun için yapıyorlar. Yetim yavru ağlayarak Allah Resulü Aleyhisselam'a geliyor. Halini anlatınca Aleyhisselatu Vesselam yerinden kalkıyorlar. Hemen o yetimle Ebu Cehil'in yanına gidiyorlar. Diyorlar ki bu yetimin hakkını ver. Müşrikler de bakıyorlar. Ebu Cehil Allah Resulüne nasıl hakaret edecek? Bununla eğlenecekler. İçeriye gidiyor. Yetim yavrunun ne kadar hakkı hukuku varsa alıp getiriyor, ona veriyor. Mekkeliler diyorlar ki esabavte, yoksa sen de mi atalarının dinini terk ettin? Yoksa sen de mi Muhammed'in ümmet kadrosuna dahil oldun? Yoksa sen de mi Kur'an-ı Hakim'e iman ettin ey Ebu Cehil diyorlar. Hayır, ama Muhammed geldiği zaman sağında solunda mızraklar var, onlarla beni tehdit ediyor. Hani Kur'an'da bakıyorsunuz Efendimiz Aleyhisselam'a Mekke müşrikleri ne diyorlar? Sihirbaz diyorlar, haşa. Neden? Çünkü yetimin hakkını almaya gittiği zaman Aleyhisselatu Vesselam yalnız, ümmet kendini koruyamıyor. Secdeye gittiği zaman başına işkembeler koyuyorlar.
Sokaklarda Bilal-i Habeşi'yi görüyor. Hazreti Ümeyye'yi şehit etmişler. Yasir'i şehit etmişler. O kadar zor günler var. Ama bir yetim yavru ağlamasın diyor aleyhissalatu vesselam. Kalkıyorlar, Ebu Cehil'in kapısına gidiyorlar. Ağlayan o yetimin hakkını soruyorlar, hukukunu koruyorlar. Kur'an bu. Eraeytellezî yükezzibu biddîn. Eğer dünyada yetim yavruların hakkı hukuku çiğneniyorsa, o zaman Allah'ın ayetleri yalanlanıyor demek o toplumda. Peki neden koruyor aleyhissalatu vesselam? Çünkü Kur'an-ı Hakim Elem yecidike yetîmen feâvâ Duha suresinde, biz seni yetim bulup da himaye etmedik mi? Sonrasında فَاَمَّ الْيَت۪يمَ 3 ayet sonra فَاَمَّ الْيَت۪يمَ فَلَا تَقْهَرْ. Yetime gelince o yetim yavrular hani ağlatılıyorlar, kapılardan kovuluyorlardı ya, Allah Teala seni babası olan bir ailede büyütebilir, annesi olan bir evde de büyüyebilirdin ama babanı görmedin, 6 yaşında anneni kaybettin ki yetim yavruların halinden sen anlarsın ya Muhammed. Onu yaşa, o dünyanın içinde büyü. Yetim yavrular sokaklarda dolaşırken onların başını sen, sana iman edenler, senin medeniyetin okşayabilir. Yeryüzü Allah Resulü aleyhisselam gelene kadar şöyle bir söz duymadı. Yeryüzünün en muteber sofrasını mı soruyorsunuz? Başbakanların, padişahların, cumhurbaşkanlarının, o protokol üyelerinin oturduğu sofralar değil. Allah katındaki en muteber sofrayı mı arıyorsunuz? Evinize yetim yavruları davet edeceksiniz, onlarla sofraya oturacaksınız. Allah Resulü gelene kadar bu ifadeyi dünya tarihinde söyleyen ikinci bir adam yok. Ne kadar büyüksün sen ya Resulallah. Afrika ülkelerine gitmiştim. İngilizler oraya geldiler, Amerikalılar geldiler, işgal ettiler, aldılar götürdüler oradakileri 100-150 yıl önce. Geliyor şimdi birisine bir tüfek veriyor, diyor ki bir tüfek veririm 10 tane köle getireceksin bana. O da siyah tüfeği buluyor, onunla bir kabileye, bir mahalleye hakim oluyor, kimse de yok. Geliyor, istediklerini alıyor, götürüyor Kepkos'ta, oraya veriyor İngilizlere, gemilerle alıp götürüyorlar Amerika'ya, İngiltere'ye, böyle taşıyorlar. 15 yaşındaki delikanlıyı alıyorlar, 15 yaşındaki genç kızı alıyorlar, onların babalarını alıyorlar. Geride kimleri bırakıyorlar? 3 yaşında, 5 yaşında işlerine yaramayacak, sadece ekmek yiyecek, kendileri adına zararlı gördükleri, kendilerine ekonomik açıdan yük gördükleri çocukları bırakıyorlar. Bir mahalle kalıyor Afrika'da. Çocuklar, oradaki nüfusun yaş ortalaması 5-6. Bu çocuklar nasıl geçimlerini sağlayabilsinler? Nasıl sofra kurabilsinler? Nasıl yemek yapabilsinler? Nasıl üzerlerini değişsinler? Onlarca, yüzlerce çocuk geride yetim kalıyor, babasız, annesiz kalıyor. Ölüyorlar, gidiyorlar. Şimdi diyorlar ki Afrika neden aç? Çünkü oranın bütün birikimini aldılar, götürdüler. Adam bırakmadılar, insan bırakmadılar. Şimdi Birleşmiş Milletler'e yazıyorlar. Efendim, UNESCO'ları var vesaireleri, hikayeleri var. Geliyorlar, Afganistan'ı vuruyorlar, giderken on binlerce yetim yavru bırakıp da ayrılıyorlar. Irak'ı vurdular, altını üstüne getirdiler, yüz binlerce dul kadın bıraktılar, on binlerce yetim bıraktılar. Şimdi Mali'yi vuruyorlar, Suriye'yi perişan ettiler, alemi İslam'ı yıktılar. Bunlar zalim, bunlar iman, bunlar İslam, bunlar Hazreti Muhammed'in, bunlar yetim yavruların düşmanlarıdır. Bunlar imansız adamlar. Dünyayı bu hale getirdiler. O halde فَذَٰلِكَ الَّذ۪ي يَدُعُ الْيَت۪يمِ. Kur'an-ı Hakim'e bakın. Her gün okuduğunuz bu surede İslam medeniyetinin, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın ne kadar büyük bir kurtarıcı olduğunu görün. Yetimleri kurtaran Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'dır. Onun medeniyetidir. Peki وَلَا يَحُظُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْك۪ينَ.
Taamul miskin diyor, ona izafe ediyor. Yani miskinin yemeği diyor bak. Yani fakir olan birisine yemek ver demiyor. Fakirin yemeği, yani senin finans kurumunda hesabın varsa o hesabında o fakirin, mahalledeki yetimin hakkı var demek. Taamul miskin. Neden böyle diyor? Vermek zor. Verirken şeytan sana diyecek ki bu kadar parayı kazanırken bu adam senin yanında mıydı? Hani faiz bankaya Müslümanın parasını emaneten yatırması da haram. Finans kurumu dediğim, altını çiziyorum. Peki vermek zor. Onun için diyor ki ve fi emvalihim hakkul lisaili vel mahrum. Mallarınız var ya, o mallarınızda sail olanın evine kapanıp iffetinden sokağa çıkıp bir şey istemeyen o adamın da hakkı var, ona hakkını ver. Yani o mal senin değil. Bakara suresinin ilk ayetlerinde ve mimma razaknahum yunfikun. Size verdiklerimizden ve mimma razaknahum, onlara verdiklerimizden infak ederler buyuruyor. Verdiklerimizden, yani mallarından infak ederler buyurmuyor. Neden? Yani siz Allah'ın mülkünde yaşıyorsunuz. Velillahi mulkus semavati vel ard. Mülk Allah'ın, yer Allah'ın, sema Allah'ın. İslam'daki mülkiyet kavramından bahsediyor yani. Kapitalizm zengine büyük hak verir, der ki dünya senin elinde. Komünizma, sosyalizma ise o malı kutsallaştırır. Mala der ki sen o kadar büyüksün ki insan sana sahip olamaz. Sana ancak devlet sahip olabilir. İslam da mala diyor ki sen Allah'ınsın. Ey malın, mülkün sahibi, sen onun gerçek sahibi değilsin. Mülkün maliki Allah'tır. Küllü men aleyha fan. Yeryüzünde yaşayan her şey yok olacak. Her şey yok olacak. Nerede deden? Nerede bu topraklarda 200 yıl önce yaşayanlar? Hepsi yok olup gittiler. 200 yıl önce burada yaşayan adamların hiçbirinin adını bile bilmiyoruz. O halde siz o malın emanetçisisiniz. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Biz verdik diyor Cenab-ı Hak. Verdiğimizden infak edin. Onun için onlar bunu teşvik etmezler. Taamul miskin. Miskinin hakkı, fakirin, yetimin, kimi kimsesi olmayanın hakkı, hukuku, yemeği onlara takdim edilmez. Böyle bir toplum İslam'ın terbiye ettiği bir cemiyet değildir Kur'an-ı Hakim. Öyle buyuruyor. فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ. İkinci bölüm, buradan sonraki ayetler, bunlar Medine-i Münevvere'de nazil oldu. فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ buyuruyor ki Kur'an-ı Hakim, o namaz kılanlara veyl olsun, onlara yazıklar olsun. Namaza geliyorlar, Allahu Ekber diyorlar ama namazın içine giremiyorlar. Ya da namazın ruhunu, namazın dünyasını idrak edemiyorlar. Namaz kılıyorsunuz, safta duruyorsunuz. Saftan sonra ayrılırken selam veriyorsunuz namazınızın sonunda. Diyorsunuz ki namazla Allahu Ekber dedim, bir dünyanın içine girdim. Şimdi selamla o dünyadan çıkıyorum. O namazın içinde hangi değerler varsa şimdi onları hayatıma tatbik etmeye gidiyorum. Yeni bir dünya inşa edecek. Onun için günde 5 defa camiye geliyoruz. Yani diyoruz ki ya Rabbi, kardeşlerimle burada yeniden tanışmaya geliyorum. Buluşmaya geliyorum. Namazı bitirirken ona dönecek, selam verecek. Selamla şunu diyecek: ben kardeşin Ahmet. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Sana diyorum ki kardeşim, benden sana zarar gelmez. Benden sana problem zahir olmaz. Derdin varsa evinde, işinde, caddende, sokağında, işte ben sana sözü uzatıyorum, mikrofonu uzatıyorum. Ne sıkıntın varsa söyle, seni dinleyecek. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Onun için sağa dönüyor, sola dönüyor. Kardeşlerinize selam veriyor. Namazın dünyasına giriyorsunuz. Feveylul lil musallin. Bunlardan haberi olmayan, namazın ruhuna müdrik olmayanlara veyl olsun, yazıklar olsun. Ellezînehum an salâtihim sâhûn. Onlar namazlarından gafiller. Yani hiç namazın dünyasına giremiyorlar bile. Ellezînehum yuraûn. Onlar gösteriş yapıyorlar.
veriyorlar ama verecekleri zaman mutlaka orada kamera olmalı. Kamera olmadan veremezler. Kamera görmeli, kayıt altına almalı. Fakire ekmeği verip onun izzetini çiğnemeli. Ancak öyle verebilirler. Bunlar kimin özellikleri ya Rabbi? Münafıkların özellikleri. Eğer verirken mutlaka birileri olsun, bizi görsün, bizi takdir etsin, bu ne kadar cömert adam desin. Eğer buna dair içimizde bir düşünce varsa hemen tövbe edelim, Allah'a yönelim, pişman olalım, nadim olalım. Ya Rabbi biz yanlış yaptık diyelim. Çünkü bu münafıkların özelliği. اَلَّذ۪ينَهُمْ يُرَاءُونَ Peki Müslüman nasıl yapacak? يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْك۪ينًا وَيَت۪يمًا وَأَس۪يرًا Muhtaç. Ala hubbihinin bir anlamı, ihtiyacı var. Ama geliyor birisi veriyor. Yetime veriyor, esire veriyor, miskine veriyor. Onlar teşekkür edecekler. O zaman diyor ki: İnnemâ nut'imukum livecihillâh, lâ nurîdu minkum cezâen ve lâ şükûrâ. Aman ha bana teşekkür etme. Sakın ha bana plaket verme. Beni meclise çağırma, sahneye davet etme. Bana şunu bunu gönderme, benim adımı orada burada zikretme. Ben bunları sadece Allah'ın rızasını kazanmak için verdim, onun için verdim. Kıyametin o dehşetli gününde Rabbimin huzurunda bunları bulabilmek için verdim. Onun dünyasında riya yok. Bak, hani belki bahsetmişimdir, Suriye'ye karşı maalesef istediğimiz kamuoyu hala oluşmadı. Hala bir yerlerde o İran lobileri duruyor, Şia lobisi duruyor. Ehli sünnet düşmanları bir yerlerde duruyorlar. Kavşakları tutmuşlar. Suriye'deki o sınni Müslümanların, annelerin, yavruların acılarını duyup onlara gerektiği manada alem-i İslam imdad edemiyor. Elimiz kolumuz bağlı. Meydan okuyorlar. Ömer, adı Ömer olanların başlarını kesiyorlar. Neden adın Ömer diye. O kadar Sünni Müslümanlara düşmanlık var. Geçenlerde bir kadından bahsettiler. Muna adında bir kadın. Kardeşi Abdurrahman Arabistan'dan aramış. Bütün aile Arabistan'a gitmiş. Göç etmişler. Muna'yı eşi orada kaldı diye Humus şehrinde bırakmışlar. Çocuklarıyla beraber sonra Şebbiha geliyor, Esed'in askerleri kocasını alıyorlar, hapse götürüyorlar. O kadın 4 tane yavrusuyla evde kalıyor. Humus'ta dükkanlar kapalı, sokakları, çarşıları vurmuşlar. Kardeşi diyor ki aradım ablamı. Ablamla konuşuyorum, ağlıyor. Abla neden ağlıyorsun dedim. Dediler ki akşam geldiler, enişteni alıp götürdüler. Evde ekmek yok. 4 tane yavrum eteklerime yapışıyorlar. Ekmek baba, ekmek anne, ekmek diyorlar. Ablamla konuşurken hat düştü, telefon kapandı. Ablamı arıyorum, arıyorum. Ondan sonra ulaşamadım. Sonra ablamın Humus şehrinde sokağa çıkıyor kardeşiyle görüştükten sonra. Evdeki aç 4 tane yavrusuna ekmek bulacak o İslam kadını. Humus sokaklarında dolaşırken İran'dan gelen keskin nişancılar vuruyorlar, kadını şehit ediyorlar. Kucağında yavrularına götürmek için aldığı ekmeği var. Evlerine yavrularına götüremiyorlar. İslam kadınlarını, Sünni Müslümanları vuruyor, katlediyorlar. Ama bir Müslüman biliyorum ben ki Suriye'ye şu an itibariyle tam 150 tır gönderdi. Kimse adını bilmiyor. Türkiye'nin en büyük yardım kuruluşları onun kadar yardım gönderemedi. Kimse adını bilmiyor. Aman ha diyor, hiçbir yerde benim adım telaffuz edilmesin. Kıyametin dehşetli gününde o Humus'ta çocuklarına ekmek götürürken vurulan kadın Rabbimin huzuruna geldiği zaman, bizim yakamıza yapıştığı zaman, eğer ben bunları riya olsun diye yaparsam o ağlayan, şehit olan kadına, o yetimlerin annesine bunun hesabını veremem. Ya Rab ne büyüksün sen. Bu Kur'an ne büyük bir inkılap kitabıdır. Nerede böyle bir öğretmen?
Oxford'un eğitim fakültelerinde bunu anlatmazlar. Harvard'da bunu anlatmazlar. Ey zavallı cahil adam, ben Oxford'dayken diye söze başlama. Bunları Oxford'da öğretmezler. Bunları Hazreti Muhammed Aleyhisselam öğretir, Kur'an öğretir. Gel ona öğrenci ol. O hadis zayıf, bu hadis zayıf diye elinin tersiyle itme. Gel, bak sana bu halkada neler öğretilecek Allah'ın inayetiyle. Ellezînehum yuraûn, münafık gösteriş yapar. Ama Ebu Bekir ne verir, kim verir sadece Allah bilir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ahirete gidince malı yok. Evinde ekmek yapmaya unu yok. Allah Resulü Aleyhisselam'ın zırhını rehin olarak verdiler, Yahudi'den arpa aldılar. Allah Resulü Rabbine bu halde gitti, yok evinde bir şey. Peki Efendimizin o kadar malları vardı, hepsini sadaka verdi. Peki Allah Resulü Aleyhisselam'ın hayatının her anını sahabe bize rivayet etti. Neden verdiği sadakaları bilmiyoruz. Çünkü buyurdular ki bu elinizin verdiğini bu eliniz görmesin. Bir gün dünya değişir, öyle olur ki hizmetçinin oğlu profesör olur, profesörün oğlu hizmetçi olur. Eğer sen verirken zenginin oğlu hizmetçi olur, hizmetçinin oğlu fabrikatör olur. Sen verirken ezersen yarın o da senin yavrularını ezebilir. Ekmek verip insanların izzetini almayın. Allah Resulü öyle buyurdular, kendileri de verdiler ama verdikleri sadakaları bilmiyoruz. وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ. Sonra bu münafıkların diğer bir özelliği, bunların dünyalarında komşuluk yok. Ashab-ı kiram efendilerimiz ensar oldular, muhacire evlerini, arsalarını verdiler. Ama bunlar ipliklerini, iğnelerini, tencerelerini bile ödünç vermezler. Komşuluğu ihmal ederler, ihlal ederler, ayaklar altına alırlar. İşte bu son ayetlerde münafığın kafa kağıdını bize vererek onun özelliklerini Kur'an-ı Hakim tadad etti. Rabbim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a öğrenci olmayı, Kur'an-ı Hakim'i onun rahlesinde anlamayı, razilerin, İmam Beyzavilerin yolunda olmayı hepimize ihsan buyursun inşallah. Muhterem kardeşlerim, haftaya inşallah Tarsus'ta, Niğde'de, Kayseri'de ve sonra Sakarya'da konferanslarımız olacak. Bu vesileyle pazar günü biz olamayacağız ama buradaki dersimiz yine olacak. İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi'nin hem başkanı olan hem usul hadis tefsir dersi hocası Selim hocamız inşallah bu dersi akdedecekler. Haftaya yine dersimiz olacak ama biz sizden izin talep ediyoruz. Sonraki hafta yine Rabbim müsaade ederse burada kaldığımız yerden, kaldığımız sureden Kur'an-ı Hakim'le yolculuğumuz, seyr-ü seferimiz devam edecek. Rabbim söylediklerimle amel etmeyi önce kendi nefsimde daha sonra sizler üzerinde tesirini halk eylesin.